Merhaba arkadaşlar. Phase modülasyonu ile devam ediyoruz. Faz modülasyonu. In phase modulation, phase of carrier signal changes with respect to modulating signal. Şimdi neye göre bu üçüncü modülasyon çeşidimiz olacak değil mi? Neye göre değişiklik oluyordu? Daha doğrusu ne değişiyordu? Hepsi modüle edilen sinyale, yani bilgiye sahip olduğumuz asıl sinyalimize göre genlik değişiyor idi. Frekans değişiyordu ve şimdi de faz değişecek. Aslında faz değişimi demek bambaşka bir şey değiştirmek değil. Faz değişimi dolaylı olarak frekansı değiştirmek demektir. Bu peki nasıl etkileyecek frekansı? Ona bakalım şimdi. Şimdi carrier sinyalimiz şöyle olsun yine. C of t is equal to AC cosine 2 pi FCT plus. Şimdi ne yazacağız? Pardon. Plus phi. Doğru mu? Burası da omega c idi. Omega c t idi. Şimdi phi of t'yi şöyle belirtiriz. Phi of t nedir? Bizim şurada yazacağımız her şey. Değişikliklerle beraber. 2 pi f c t plus KP x of t. Sinyalimize göre KP sinyalimize göre ve frekansta değişecek, pardon, fazla değişecek olan o hassaslığa göre fazdaki değişimdeki hassaslığa göre ve modüle edilen sinyalimize göre toplam değişiklik burada. Delta P. Delta phase. Delta phi. Diyelim ona da. Peki bizim aldığım, yani modülasyondan sonra elde edeceğimiz sinyal nasıl bir sinyal olacak? Y PMT olacak artık bu. Frekans modülasyonunda değiliz. Phase modülasyonundan sonra elde edeceğimiz sinyal T is equal to AC cosine 2 pi FCT plus KP x of t. Bu faz sensitivity diyoruz buna da. Phase sensitivity. Faz hassaslığı. Hangi hassasiyette değiştireceğiz? Fazımızı ona bakacağız. Bunun birimi ise radyan bölü volt. Peki diğer videoda bahsetmeyi unuttum. KF'imizin o frekans modülasyonunda kullandığımız frekans hassaslığının birimi ne oluyor o zaman? Hertz bölü volt oluyor. Şimdi bu bizim alınan sinyalimiz. Elde ettiğimiz sinyalimiz faz modülasyonundan sonra. Şimdi gelelim asıl bu modülasyonlarda bizim asıl sevdiğimiz, asıl anladığımız noktaya gelelim. Nedir o? Grafikler. Şimdi bu grafiklerde frekans modülasyonunda ne demiştik? Eğer alınan, bizim her zaman referansımız bu kendi bilgi sinyalimiz. Bu alınan sinyalde 0, t1, t2 diyelim. 0 ile t1 arasındaki zaman aralığında asıl sinyalimizde herhangi bir değişiklik yoksa delta f'imiz sıfırdı, delta phi'miz de sıfır olacak. Fazdaki değişikliğimiz de sıfır olacak. Burada pozitif bir değişiklik var. Yani t
T ekseninin üzerinde. Delta fay'ımız burada pozitif olacak. Burada da negatif olacak. Gelelim bizim faz modülasyonundaki sinyalimiz neye benzeyecek? Yani bu bizim taşıyıcı sinyalimiz. Taşıyıcı sinyalimiz neye benzeyecek? Taşıyıcı sinyalimizi bilgi sinyalimize göre değiştiriyoruz çünkü taşıyıcı sinyalimizi bilgi sinyalimize göre şekillendiriyoruz diyelim. Şimdi buradaki bu bizim normal carrier sinyalimiz. C of T diyelim. Bu bizim normal carrier sinyalimiz. Frekansı bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yok. Çünkü sinyalimizde değişiklik yoktu. Gelelim sinyalimizdeki pozitif değişikliğe. Pozitif değişiklik frekans artırımına sebep oluyordu frekans modülasyonunda. Burada ise frekansta azalma var. Görüyor musunuz? Çünkü neden? Gelelim bizim genel yazdığımız şey 2 pi fct plus phi idi. Doğru mu bu? Şimdi buradaki faz elbette şeyi etkileyecek. Buradaki faz elbette komple, yani şurayı komple bir bütün olarak düşünürsek buradaki değişiklik, burada artırma ve azalma var. Buradaki fazdaki artırma ve azalma elbette genel çaptan baktığımızda frekansımızı etkileyecek. Bir şöyle düşünün arkadaşlar, bir yayımız var. Bu yayı geriyoruz ve bastırıyoruz. Yani bu yayın toplam şekli şu. Bu yayımızın toplam, yani elimizde olan toplam aslında yay şu. Genişlik olarak yani. Toplam yayımız bu. Bu yayı buradan ve buradan bastırırsak, yani fazı azaltırsak bu yay sıkışacak. Doğru mu? Şöyle bir hal alacak. Sıkışacak. Yani frekansı artırıyormuş gibi düşünün. Bu yayı çektiğimizde daha hızlı hareket edecek. Yani el bastırıp çektikten sonra fazı azaltıyoruz. Aralardaki boşlukları azaltıyoruz. Bu yay ne olacak? Daha hızlı hareket edecek. Ama bu yayı buralardan alıp genişletirsek ne olacak bu? Frekans azalacak. Frekans azalacak. Bıraktığımızda daha yavaş bir hareket göreceğiz. O zaman pozitiflik ne demek? Eğer biz pozitif bir etken yaratıyorsak faz değişiminde, pozitif etkenlik bu yayı tutup buralardan çekmek gibidir. Yani aralıkları artırıyoruz, frekansı azaltıyoruz. Frekans azaltımı da bu şekilde olacak. Şuradaki şekil gibi olacak. Frekans azalımı. Frekans artırımı da yani fazı negatif şekilde etki etmek, fazı negatif şekilde değiştirmek bize ne olacak? Nasıl bir sebep, nasıl bir sonuç doğuracak? Aynı az önce söylediğim gibi buralardan bastırıyormuş gibi yaya boşlukları azaltıyoruz. Çünkü faz azalıyor, boşluk azalıyor, frekans artıyor. O yayı sıkıştırıp çektikten sonra daha hızlı bir hareket görürüz. Frekans çünkü artar. Burada da yani yay örneği çok mükemmel bir örnek olduğunu bilmiyorum ama aklıma da başka bir örnek gelmedi açıkçası size daha iyi anlatma açısından. Dediğim gibi her zaman benim bir hocalığa dair bir yani inşallah gelecekte olacağız. Doktora sonrasında, doktoram bitince. Ama şu an için hocalığa dair bir iddiam yok. Sadece benim gibi zamanında, ya ben de zamanında bazı zorluklar çektim. İngilizce bilmemenin zorluklarını çektim. Yani İngilizce bilmeyen, bu şu an için bir ayıp değil. Öğrenmeniz gerekiyor ama bence. İngilizce bilmeyen arkadaşlarıma olabildiğince öğretici videolar çekmeye çalışıyorum. Yani ben nasıl anladıysam, nasıl gittiysem, sizin için bazı şeyleri daha kolay yapabilmek açısından kendi dilime göre, yani öğrendiğim dile göre yumuşatmaya çalışıyorum diyelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.